Az sustum. Felsefe Tarihi serisinin 19. bölümüne hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim çünkü uzunca bir süredir seriye devam etmemiştik. Son videomuz septisizmdi. Yaklaşık bir ay kadar da bir süre oldu. Bu süreyi izlemediğiniz bölümleri izlemek için kullanmışsınız gibi düşünmek istiyorum. Çünkü artık tamamen antik çağı kapattığımız ve bambaşka bir çağa geçtiğimiz bir video olacak bu. Artık orta çağa geçiyoruz ve antik çağdan çok daha farklı bir felsefe yapma biçimiyle karşılaşacağız. Bu yüzden bu videolar şöyle ilerlesin istemiyorum. İşte kilise babaları, Tertullianus, Augustinus, Thomas Aquinas şeklinde ilerlemesin. Daha fazla yorum yaptığımız bir alan olsun. Çünkü din felsefesiyle ilgilendiğinizi de tahmin ediyorum. Ben de seviyorum bu konuları konuşmayı. O yüzden bu ve bir sonraki bölüm böyle biraz daha orta çağ hazırlık videoları olsun. Bu bölümde din felsefesi mümkün müden itibaren ya da din bilimi mümkün müden itibaren bir sohbet edelim, tartışalım. Çünkü benim bazı iddialarım var. Bu iddiaları sizinle paylaşmak istiyorum. Bir yerden sonra bazı kanaatlere vardıktan sonra çevrenizdeki insanlar da sizinle benzer şeyleri söylüyorsa karşı argüman üretmeniz, kendinize karşı karşı argüman üretmeniz hayli zorlaşıyor. Belki sizinle birlikte bu yorumlarla birlikte ben de yeniden düşünmeye başlarım. Konuya başlayalım çünkü bu hayli uzun bir giriş oldu. Şimdi neden durup dururken felsefe tarihinin 19. bölümünde birdenbire din felsefesinden bahsetmek istedim? Bunun temel sebebini tahmin ediyorsunuzdur ama ben yine de açık bir şekilde tekrar dile getirmek istiyorum. Hazreti İsa'nın doğuşuyla birlikte, yani Hristiyanlığın doğuşuyla birlikte ta 14. yüzyıla kadar Avrupa'daki felsefe din adamlarının tek elinde. Katolik felsefe bir kurumun, yani Katolik Kilisesi'nin felsefesidir. Bu yüzden orta çağ boyunca felsefeyle ilgilenilmesinin temel amacı aslında inancı savunmak. Yani antik çağdan oldukça farklı bir şekilde felsefenin araçsallaştığını görüyoruz. Yani vahyin geçerliliğini kabul etmeyenlerle tartışmak adına akla ve felsefeye başvuruldu. Din felsefesi, dini felsefi olarak inceleyen araştırma demek çok kabaca. Dinin kendisini, çeşitli görüntülerini, türlerini, temel kavramlarını ve iddialarını eleştirel, tutarlı, akıllı bir sorunsallaştırmadan söz ediyor olmamız gerekiyor. Burada iki vurgu önemli. Bunlardan birincisi, dinin türleri ve çeşitli görüntüleri dediğimizde aklımıza ilkel dinini formlardan en gelişmiş dinlere dayın böyle geniş bir yelpazesi olduğunu unutmamamız gerekiyor. Çünkü bunun mesele Tanrı olduğunda büyük bir önemi olduğu ortaya çıkacak. Bir ikincisi ise dinin akılsal soruşturulması ifadesi. Şimdi orta çağ damgasını vurmuş bir tartışma var. Bundan da bahsedeceğiz. Akıl iman tartışması. Akıl iman tartışmasının böyle erken örneklerinden bir tanesi, hatta buna kapı aralayan düşünürlerden bir tanesi, ki düşünür dememiz bile şüpheli bence, teolog diyelim, Tertullianus, aklın karşısında imanı yüceltecek, hatta aklın inancın temeli olamayacağını savunacak. Bu durumda Tertullianus'un yaptığı şeye bir çeşit din felsefesi denilemeyeceğini düşünüyorum ben. Ben bunun daha teolojik bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Orta çağda felsefe konusunda uzman yazarlardan bir tanesi olan Etienne Gilson, Orta Çağda Felsefe adlı önemli yapıtında şunu söyler. Yahudi dehası felsefi bir deha değildir. Onların dehası dinsel niteliktedir. Nasıl ki felsefedeki ustalarımız eski Yunanlarsa, din konusundaki ustalarımız da Yahudilerdir. Fakat tarihin bu döneminde Yahudiler kendilerine özgü dinsel açınlamalarını kendilerine saklamış, bu sırada felsefeyle ilgili pek bir şey olmamıştır der Gilson. Yani metafiziksel felsefi söylemle pek bir alışverişi olmamıştır. Oysa Hristiyanlar dinsel görüşlerine felsefeden bir temel arama, dini görüşlerini felsefileştirme çabasına girmişlerdir. Bu açıdan dini içeriği felsefileştiren ilk kez Hristiyanlar olmuştur. Peki dinin felsefileştirilmesi ne demek oluyor? Yani din ve felsefe arasındaki ayrım bu denli belirgin mi? Bunu anlamak ve dinin hangi ölçüde felsefileşebileceğini görmek için öncelikle din dediğimiz yapının kendisine bakmamız lazım. Aslında bakarsanız din dediğimiz şeyin ne olduğunu belirlemek oldukça zordur. Klasik sözlükteki anlamı bakımından din için Tanrı düşüncesine dayalı toplumsal bir kurum olduğu söylenebilir. Hepimizin din deyince aklına gelen ilk şey doğaüstü bir varlığa, Tanrı'ya veya tanrılara tapınmaktır. Fakat animizm, totemizm gibi bazı ilkel dinlerde ya da
Budacılık, Taocılık gibi gelişmiş dinlerde tanrı kavramı yoktur. O yüzden dinlerin tanımlanması ve belirlenmesinde karşılaştığımız bir çeşit güçlük var. Tabii ki de bu güçlüğe rağmen bir şeyin din olduğunu söylememizi sağlayan bazı ayırt edici özellikler var. Birincisi din, insan ve evren hakkında bilgi veren ya da bilgi verme iddiasında olan bir kurumdur. Ve bu bilgi bilimsel bir bilgiden farklı olarak metafizik bir bilgidir. 2. Din sadece metafizik bilgiler bütünü olarak kalmaz. Aynı zamanda insana bu bilgiye uygun olarak bir yaşama tarzı teklif eder. Hatta emreder. Mesela tek tanrılı dinlerde kurtuluş kavramı vardır. Bu öğretiye uyarsan, bu öğretinin gerektirdiklerine uygun olarak yaşarsan dünyasal azaptan kurtulursun. Ama üçüncü maddeye geldiğimizde bir kısıtlamayla daha karşılaşıyoruz. Din yalnızca metafizik bilgiler bütünü ve kurtuluş öğretisi olmakla da sınırlı değil. Aynı zamanda bu bilgilere uygun olarak davranılmasını, eylemlerde bulunulmasını talep eder. Yani insanlar arasındaki ilişkiyi düzenleyen bir ahlak sistemidir de. Nitekim çoğu insan dini temelleri olmayan, dine dayanmayan bir ahlak sistemi kabul etmez. Dinin olmadığı takdirde bir ahlaktan söz edemeyeceğimizi savunan insanlar vardır. Hatta 17. yüzyılda göreceğimiz düşünürlerden biri olan Spinoza, dini özü itibariyle ahlaka indirgemek ister. Bu gerçekten güzel bir tartışma aslında. Ateistlerin ahlakı olmaz şeklinde söylemlerle karşılaşmışsınızdır ya da duymuşsunuzdur. Benim de sürekli olarak karşılaştığım argümanlardan bir tanesi bu. Ben gelecekte nörolojinin bu ahlakın kökeni konusuna ilişkin büyük bir darbe indireceğini ve kesin bir sonuca ulaştıracağını düşünüyorum. Özellikle ayna nöronları vardı. Ayna nöronlarından da bahsedebiliriz belki ileride. Şu an konu çok dağılmasın diye bahsetmek istemiyorum ama ayna nöronlarının tanrıyı denklemden çıkardığımızda veya dini denklemden çıkarttığımızda ahlaka hala bir temel bulma konusunda iyi bir başlangıç noktası teşkil ettiğini düşünüyorum. Tabii ki de yeterli değil ama bir başlangıç noktası olabilir. Aslında yalnızca nörolojik çalışmalar da değil. Yani 18. yüzyılda Kant'ın yapmaya çalıştığı şeylerden bir tanesi de bu değil mi? Ahlak metafiziğinin temellendirilmesi, ahlak metafiziğinin akılla temellendirilmesi için çalışmıştı. Bu da ileride yine konuşacağımız şeylerden biri ama konumuzun başlığına uymakta ısrarcıyım. Yoksa böyle dağlanıp budaklanacak saatlerce devam edecek bir tartışma olabilir. Biz din felsefesinin ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Dinden yola çıkarak. Şimdi 3 tane madde saydım. Din verdiği bu 3 şeyin doğruluğuna inanılmasını ister. O yüzden din söz konusu olduğunda asıl önemli olan şey bu 3 ögeden dahi önce inançtır. Yani imandır. İşte din felsefesiyle teolojinin farkı bence tam olarak bu noktada açığa çıkıyor. Din felsefesi genel olarak dini veya dinleri ele alırken teoloji belirli bir dini ve bu dine ait konu ve problemleri ele alır. Bu noktada genel ve özel ayrımı ortaya çıktı. Bu yüzden bir Yahudi teolojisi, Hristiyan teolojisi, İslam teolojisi vardır. Hatta İslam teolojisinin ismi bildiğiniz gibi kelamdır. Aslında Hristiyan ve Zerdüş öğretilerine karşı dini savunmak amacıyla ortaya çıkmıştır. Sonuç olarak teoloji inancı inancın içerisinden ele alarak İnancı inceleyen diğer disiplinlerden ayrılır. Burada zaten kabul edilen dini savunmak amacıyla dinden kalkan ve yeniden dine dönen bir hareket vardır ve buna inanç dairesi adı verilir. Burada şimdi bunu anlatırken aklıma şu geldi. Daha önce bundan bahsedeceğimi düşünmüyordum. O yüzden Latince ismine tam olarak hatırlamıyorum ama Petitio Principii gibi bir şey olması lazım. Yanlışsa ekrana da yazarım. İngilizcesi Begging the Question, Türkçe'de ise döngüsel gerekçelendirme dediğimiz şey. Bu bir mantık hatası. Bir örnek üzerinden anlatayım. Tanrı'nın evreni yarattığını nereden biliyorsun? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de öyle yazıyor. Tamam. Peki Kur'an-ı Kerim'in doğru olduğunu nereden biliyorsun? Onu Tanrı gönderdi. Gördüğünüz gibi iddia edilen şeyin doğruluğunu kanıtlamak için ortaya bir iddia daha atılmış oldu. Ve bu iki iddia birbirini doğrulamış gibi gözüktü. Aslında bu bir mantık hatası. Ama bu mantık hatası söz konusu din felsefesi olduğunda anlamlı. Teolojide böyle bir mantık hatasından bahsetmek çok da mümkün değil. Yani çünkü inanç dairesi içerisinde hareket ettiğini söylediğim için siz zaten baştan belirli ön kabullerle başlamış oluyorsunuz. Bu açıdan din felsefesi dine hümanist amaçlarla yaklaşarak akla dayanan nedenlerle kendini haklı çıkarmaya çalışırken teologlar belirli bir dini hareket noktası olarak kabul ettiğinde bu dini gelen eleştirilere veya diğer dinlere savunmak amacıyla bu etkinliği sürdürür. Bu konuyu böyle uzun uzadıya anlatıyorum çünkü bu konunun konuşulmasını özellikle bizim coğrafyamızda önemli.
önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü din felsefesi adı altında bazı programlar, yazılar görürsünüz. Felsefe namına hiçbir şey yoktur orada. Hristiyan teolojisi ve İslam kelamında Aristotelesçi bir yaklaşım vardır. Tabii Hristiyan teolojisi ve İslam teolojisi arasında belirli bir fark var, bariz bir fark var. Bu da şeriat, yani İslam hukuku. Bir anlamda şeriatın ne olduğunu belirleyen disipline ise verilen isim fıkıh. Bakıldığında İslam'daki fıkıh dediğimiz şey nasıl yaşamalıyız sorusuna yanıt aradığı için, kendini de gerekçelendirmeye çalışan bir arayış olduğu için sanki felsefedeki etik dediğimiz şeye tekabül eder. Ama dediğim gibi buradaki temel farkın her zaman akıl olduğunu aklımızda tutmalıyız. Teolojide aklın kullanımı apolojetiktir. Yani kabul edilen dini savunmak anlamında bir edim vardır. İşte tam da bu kısım bana biraz sorunlu geliyor. Ön kabullerden başlayıp yeniden o ön kabullere dönüyorsanız, bir inanç dairesi içerisinde hareket ediyorsanız, bu etkinliğin felsefi bir etkinlik olduğunu söylemek bana pek makul gelmiyor. Afilli bir söz vardı, şu an tam olarak hatırlamıyorum, daha önce tweet atmıştım. Öğrendiğiniz her yeni şeyi aslında daha önceden öğrendiğiniz ve kabul ettiğiniz şeyleri doğrulamak için kullanmak. Din dogmatiktir dediğimiz ifadenin sebebi bu zaten. Dinin dogmatik olmasını herhangi bir sakınca görmüyorum. Dogmatizme de geleceğim ama. Dogmatik olanın biliminin nasıl yapılacağından pek emin değilim. Bu yüzden teoloji adının hakkını tam olarak vermiyor bence. Şimdi karşımda bana argüman sunulmuyor ama ben kendi kendime argüman üreteyim. Bu sefer de dogmatik ifadesine bakalım. Dogmatik ne demek? Yani bir şeyin dogmatik olması ne demek? Biz bunu sadece körü körüne inanıyorsun, bağnazsın şeklinde küçümseyici ifadelerde kullanıyoruz ama dogmatik a priori ilkelerden bilgi edinmek demek ve bu bilgilerin doğruluğunu kesin olarak kabul etmek demek. Yani deney ve gözlem öncesi bazı ön kabullerimiz var. Ama zaten bu bilimin kökensel anlamına ters. Size bilim kelimesinin nereden geldiğini söylemiştim. Buraya kadar her şey iyi, hoş. Din dogmatiktir, bazı ön kabullere dayanır. Bu yüzden dinin bilimi olmaz dedik, kestirip attık. Kendime tekrar bir karşı argüman üretiyorum. Matematiğin pozitif bir bilim değil de bir formal bilim olmasının sebebi aksiyomatik olmasıdır. Aksiyomatik sistemler, aksiyom adı verilen, gözlemlenmemiş, deney yoluyla elde edilmemiş bazı temel ön kabullere dayanır. Bu ön kabullerde aracılığıyla teoremlere ulaşırsınız. Mesela Öklit geometrisi. Öklit geometrisinde ne vardır? 5 tane aksiyom vardır ve siz bütün teoremlerinizi bu aksiyomlara dayandırırsınız. Ama aksiyomların kendisinin doğruluğu, geçerliliği tartışmaya açık değildir. Onlar zaten ön kabullerdir. Burada bir araya girmek istiyorum. Doğaçlama konuştuğum için fazla düşünmeden matematik adına geometriden örnek vermem hoş olmamış. Fakat yine de geometri de formal bir bilim. Mesele zaten matematik veya geometri değil, aksiyomatik sistemlerin bilimselliği. Aksiyomatik sistemlerin tartışılmaz olması ifadesi de yanlış anlaşılmaya müsait olduğu için bir ek daha yapmak istiyorum. Burada aksiyomların tartışmaya açık olmadığını kastediyordum. Yoksa farklı aksiyomları kabul ederek oluşturulan Öklit dışı geometriler de var. Bu da matematik ve geometrinin dogmatik yapılar olmadığını gösteriyor. Yani aksiyomları değiştirerek farklı sistemler kurabilirsiniz. Şimdi bunu özellikle söyledim. Matematiğin bir bilim olmadığı gerçeği şeklinde bir forum tartışması vardı. Matematik bir bilim midir diye. Biz bilim kelimesine biraz akademiden aşina olduğumuz şekliyle her şeyi bilim deme eğilimi içerisindeyiz. Mesela benim şu an okuduğum felsefe bölümü, felsefe doktorası aslında Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı. Bu açıdan bakıldığınızda felsefenin bir bilim olması gerekiyor. Sosyal bilimler. Felsefe bir bilim değildir. Ya da edebiyat da Sosyal Bilimler Enstitüsü'ne bağlı. Şimdi edebiyat bir bilim mi? Burada bilim derken bizim aşina olduğumuz akademik bilim dallarından bahsetmiyorum. Antik Yunan'dan itibaren bilgi tanımı odağında geliştirdiğimiz bilim kavramının kökenine sadık kalarak bu tartışmayı yürütmeye çalışıyorum. Aksiyomatik sistemlerin a priori ilkelere dayandığı, deney gözleme dayanmaması, bunların sorgulanmadan verilmiş tanımlara dayanması sebebiyle bu sistemlerin birer bilim olmadığını düşünüyorum. Yani özetle matematiğin bir bilim olmadığını düşünüyorum. Bunu pat diye söylemedim. Bu kadar böyle bir 20 dakikalık uzun parçalarla buraya noktaya kadar getirdim. Kendimi detaylandırarak anlatmak istedim. Matematik bir bilim değil, bilimlerin dilidir. İnsanın evreni anlamak için, evrendeki düzeni anlamak için yarattığı bir dil. İnsan aklının bir ürünü olan bir dil.
Galile'den farklı olarak. Çünkü o tam tersini, yani evrenin dili olduğunu söylemişti. Bense evreni anlamak için insan aklının yarattığı bir dil olduğunu düşünüyorum. Ve bu açıdan aksiyomatik bir sistem olması açısından da bir bilim olmadığını düşünüyorum. Ha, bu bir küçümseme mi? Kesinlikle değil. Çünkü bir felsefeci olarak bunu söylemem çok saçma olur. Çünkü felsefenin de bir bilim olmadığını söylemiştim. Konuyu matematiğe kadar getirmiş olmamın sebebi şu. Yani matematik gibi, mantık gibi, geometri gibi alanlar mutlak zorunluluğun alanları. Matematiğin karşısına fiziği koyarsak fizik aksiyomatik bir sistem değildir. Bu açıdan mutlak zorunluluğun alanı değildir. Bu bize neyi gösterir? Fiziğin nedenselliğin alanı olduğu ve olumsal olduğunu gösterir. Yani matematik, teoloji gibi sistemlerde nedensellik olmaz. Bu o kadar fazla şey söylüyor ki aslında. Yani zorunluluğun alanı ile olumsallığın alanının ayrılması, nedenselliğin ancak fizik alanda mümkün olduğu bize günümüzdeki bazı teologların saçma sapan argümanlar ürettiğini gösteriyor. Meseleyi epey uzattığımın farkındayım ama bir şeyleri kısa yoldan çözmenin kendisinin zaten felsefeye çok uygun olmayan bir davranış olduğunu düşünüyorum. Bu kadar uzatılmasının sebebi matematiğin bir bilim olup olmaması değil ya da teolojinin logosu değil. Bu tarz nedir, ne değildir şeklindeki konuşmaların aslında konuştuğumuz, içinde bulunduğumuz çemberin sınırlarını anlamaya yardımcı olduğunu düşünüyorum. Yani bizim hep amacımız felsefenin kendisine ilişkin bir şeyleri çıkarsamak. Bu da felsefenin ne olduğunu, ne olmadığı üzerinden tanımlama yöntemlerimizden bir tanesiydi. Bu benim kendi görüşüm tabii ki de. Yani teolojinin logosunu tartışmaya açmak istedim. Tabii ki de biz bunun devamında da zaten teolojiden bahsetmeyeceğiz. Benim de bu alanda herhangi bir uzmanlık iddiam yok. Fakat en azından zorunluluk, olumsallık, nedensellik gibi kavramları şöyle bir ayrım yaparsak çizginin hangi tarafını atacağımızı, bu kavramları hangi disiplinlerde kullanabileceğimizi biraz açmak istedim. Teolojinin nasıl bir doğası olduğundan bahsettik ve din felsefesinin nasıl olması gerektiğinden ziyade nasıl olmaması gerektiğinden bahsettiğimizi düşünüyorum. Bir inanç dairesi içerisinde hareket ederek kendi savlarını farklı dinlere ve görüşlere karşı savunma hareketi, yani apolojetik bir hareketin din felsefesi olmadığını düşünüyorum. Peki orta çağ boyunca din felsefesi konuşacaksak biz neden bahsedeceğiz? Önemli felsefi problemlere kapı aralayan 3 problemi tartışacağız ve bu tartışmaların tamamı felsefeci olacak. Çünkü benim din felsefesinden anladığım dinin ortaya çıkardığı felsefi problemlerin incelenmesi. Bu problemlerden bence en önemli 3 tanesi akıl iman tartışması. Ki bu zaten epistemolojik bir tartışmadır. Tanrı ve kötülük problemi Platon'un Ötüfron diyaloğundan itibaren bahsettiği felsefenin sıklıkla konu edindiği bir şey. Neyin iyi olduğunun ne şekilde belirleneceği. Bu da zaten etik bir mesele aynı zamanda. Ve tümeller tartışması. O da yine ontolojik ve epistemolojik bir mesele. Burada teslisten bahsediyorsak bile baba, oğul, kutsal ruhun birin 3 farklı görünümünün nasıl mümkün olacağından, görünüşlerin altındaki birlikten söz ederek bunu da fenomenolojik bir açıdan ele almaya çalışacağız. En azından böyle bir denemede bulunacağız. Sorularınızı, yorumlarınızı ve katkılarınızı bekliyorum. Çünkü ben kendi fikirlerimi söyledikten sonra bunlara karşı çıkışlarınızı dinlemek benim açımdan çok önemli. Gelecek videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Aralarda durup cırcır böceğinin susmasını bekliyorum. Videoyu doğa yönetiyor. Güzel.